Hayır. Dün en son lise 16'da kalmıştık. Biliyorsunuz biraz detaylı olarak müminlerin özelliklerinden bahsediyordu sure. Bunları konuştuk. Bir müminde hangi özellikler bulunması gerekiyor? Ahde vefa göstermesi, yani sözünde durması gerekiyor. Boş işlerden vazgeçmesi gerekiyor. Boş işlerin ne olduğu hakkında biraz konuştuk. Tabii bunun tam listesini çıkarmak biraz güç ama bu kişiye göre de değişiyor. İnsana yararlı olmayan, insanı kötüye götüren bütün işler boş işler kategorisine giriyor. Allah bundan vazgeçin diyor. Vazgeçmezseniz müminlik özelliğinizi yitirirsiniz diyor. O boş işlerde hepsi masum gibi görünen, böyle insana işte zevk veren, olsun bundan ne olacak der gibi ama öyle başlıyor. Arkasından da insanı çok kötü bir noktaya çıkartabiliyor. Bunları işlemiştik. Şimdi inşallah 17'den devam ediyoruz. Andolsun üstünüzde 7 yol yarattık. Bir yaratmada, biz yaratmada gafiller değiliz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratmada gafil değiliz. Buradaki 7 yol hiç araştıran oldu mu? Ne demek 7 yol? Kur'an'da 7 yol dediğin zaman çok ayet çıkıyor. Allah 7 gök yarattık diyor. Cehennemin 7 kapısı var, cennetin 7 kapısı var diyor. Bu ayette de 7 yol yarattık diyor. Demek ki mesela Müslümanları sınıflandırırken 3 sınıfa ayırıyor. Bunlardan birisi sahili, ashab-ı yemin, ashab-ı yani solcular, sağcılar, orta yolda olanlar diye ifade eder. Bir de yine Müslümanları 3 sınıfa ayırıyor. Birisi nefsine zulmedenler, orta yolda olanlar, birisi de ileri gidenler, yarışta ileri gidenler diye bahseder. Demek ki bunun yanında, karşılığında inkar edenleri de 4 sınıfa ayırıyor olması lazım. Onları anlatıyor benim anladığım. Peki burada 7 demesindeki maksat 7 yol yarattık. Eğer 4'er 4 dersen o 8 olur. Yani 4 yok, 4 değil. İşte orada 7 yol yarattık dediği zaman bu hem insanların inanç ve yaşam biçimlerini ilgilendiriyor hem de aleykümselam. Evrende yaratılmış olan 7 gökten bahsediyor. Bu 7 konusunda hocam genelde evrenin içerisinden duyduğum kadarıyla böyle birçok anlamında daha çok da 7 değil de bu anlamda söyleniyor diyorlar. Çokluktan kinaye olarak söyleniyor bu 7 içerisi diyorlar. Yok, öyle olsa mesela 7 diye yazın şeye, öyle göstermiyor ayetlerde. Yani 7 kelimesini kullandığı zaman cehennemin 7 kapısından bahsediyor, cennetin 7 kapısından bahsediyor. Derecelerden bahsediyor 7 yol derken. Bir böyle bahsediyor, bir de mesela biz göğü 7 gök olarak yarattık diyor. Yani hep ikişer anlamlı kullanmış Kur'an'da. Birisi yaratış bakımından 7, birisi yol bakımından 7. O zaman bu yaratış bakımından olan şey 7 aşama mı acaba burada kastediliyor? Yoksa burada 7 yol derken yol denilince yaşam biçimi olarak ben anlıyorum. Yani
Bu yedi tane yoldan başka ne anlatıyor? Tabii yaşam biçimi olarak diyor yani. Başka türlü olması yani bir de yaratılış. Yaşam biçimlerini yani İslam'ın dışındaki yaşam biçimlerini de yedi kategoride mi değerlendiriyor? Hem Müslümanların yaşam biçiminden söz ediyor, üç yaşam biçiminden anlatıyor Müslümanları. Diğerlerinde dört olması lazım eğer yol olarak tanımlarsa. Evet, yedi diye. Burada da ama bir açıklanacak şeyler var. Mesela 7 yıl kıtlık var. Evet. O da değişik bir şey. 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık, 7 başak, 7 semizinek. Yani çok geçiyor. Şunu iyi bilmek lazım. Bir yaratılış olarak 7 den bahsediyor. Bir de yol olarak, 7 farklı yol olarak 7'den bahsediyor. Bunları anlamak lazım diye düşünüyorum. Hocam bir de Necir suresinin 87. ayetinde de diyor ki andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve Yüce Kur'an'ı verdik diyor. Orada da 7 ayet, 7 yol işte, gibi belki bağlantılıdır. Tabii tabii oradaki ayet de öyle. Yani burada Fatiha olarak söylüyorlar onu ya, 7 ayet. 7'yi verdik sana diyor. Evet. Peki. 18. Biz gökten belli bir miktarda su indirdik. Ve onu yeryüzünde yerleştirdik. Şüphesiz biz onu kurutup giderme gücüne de sahibiz. Yani bazı ayetlerde şöyle diyordu. Eğer Allah size verdiği o ırmakları, o yağmurları bir kesse siz ne yapardınız diyor. Yani bir su damlası zaten evrenin yani dünyadaki bulunan kütlenin 1/4 su. 1/4 kara, insanın da %70-75 su, geri kalanı et, kemik vesaire. Yani bir ayette de şöyle diyor, biz bütün canlıları sudan yarattık diyor. Yani bu suyu Allah vermemiş olsaydı insanların yaşaması mümkün değildi. Bunları zikrediyor insanlar. Bunların farkına varsın diye. Bunlar öyle kendiliğinden olmuyor. Hem de öyle bir miktarda indiriyor ki eğer gökten öyle hepsini birden indirseydi, bazen bu tehdit olarak görülüyor ortalıkta. Geçen de Karadeniz bölgesindeki herhalde Sinop'ta mıydı o? Yani her tarafı yıktı geçirdi. Yani düzenli bir akış içerisinde. Giresun'daydı. Ha bu düzenli bir akış eğer olmamış olsaydı, yani her taraf sular altında kalır, insanların yaşaması mümkün olmazdı. Biraz kurak geçiverdim hocam. Hocam. Tutuşuyor. Tamam. O zaman o evrenle ilgili ayetlerde herhalde Allah evrene koyduğu yasaları ve bu yasaların sistemine dikkat çekiyor. Yani bizim bunu düşünerek Allah'ın nasıl hikmetli bir şey yarattığını, sanatının, ilminin ne kadar büyük olduğunu ve böyle bir büyük, bu büyüklükte yani ilmi sınırsız olan bir Allah'a da iman edip itaat etmemizi istiyor herhalde bu ayetleri bize hatırlatmakla. Unutmayın bunları. Zaten hani Mülk Suresi 3. 4. ayette gözlerinizi göğe çevirin, derinden derine inceleyin. O gözler çarpıklık ve çelişki bulamamaktan baygın olarak geriye döner diyor. Yine bir ayette eğer bu Kur'an
Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu diyor. Yine bir ayette ikisini toparlayan bir ayet, Allah'ın gönderdiği din, Allah'ın yarattığı kainatla Allah'ın gönderdiği vahiylerin tam bir mutabakat içerisinde olan dindir diyor. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. İşte Allah... Rum suresi 30 hocam. Efendim? Rum suresi 30. Evet, Rum suresi. Rum suresi 30. 30'a 30. İnsanın aklında böyle kalması için 30'a 30 dediği zaman işte bu ayet. Evet. Yani bunları aslında insanlar bildikten sonra yani yaratılan evrene hep önce atıf yapıyor, ondan sonra açıklama yapıyor. Yani Kur'an zaten evrendeki varlıkları konuşturma hali. Yani bize o konuda bilgi veriyor. Başka bir şey yok. Yani şu anda insandan bahsediyor, insan hakkında bilgi veriyor. Bugün tıp o konuyla ilgili bütün verileri ortaya çıkardığı zaman Kur'an'ın anlattığıyla tıpatıp aynı oluyor. Demek ki Kur'an evreni bize tanıtıyor ve bizim kendimize bu Kur'an öyle rastgele uydurma bir söz olmadığını, bunu gökleri ve yeri yaratan Allah'ın insanlara gönderdiğini sürekli vurgulayarak anlatıyor. Böylelikle buna size hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler, bağlar geliştirdik. İçlerinde çok sayıda yemişler vardır. Onlardan yemektesiniz. Sayılamayacak kadar nimetler. Böylelikle bunlarla size hurmalıklardan, üzümlerden bahçeler, bağlar geliştirdik ve sayılamayacak kadar nimetler. Daha sizin bilemediğiniz, sayamadığınız bütün nimetler. Bir ayette şöyle diyordu. Eğer denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa ve bunun bütün denizler, yedi deniz daha olsa denizlerin mürekkebi biter ama Allah'ın kelimeleri bitmez, Allah'ın nimetleri bitmez ifadesi kullanıyor. Yani bu kadar geniş, bol nimetler veriyor Allah. İnsanlardan sadece kendisine ibadet, kulluk etmemizi istiyor. Yani ama bütün insanlara bakıyoruz, büyük bir çoğunluğu hep Allah'ın yarattıklarını kendilerine ilah ediniyorlar. Bir güneşi yapıyorlar, bakıyorlar, güneşi tapıyorlar. Yıldıza bakıyorlar, yıldıza tapıyorlar. Irmağa bakıyorlar, ırmağa tapıyorlar. Denize bakıyorlar, denize tapıyorlar. İnsanlardan herhangi birisi insanlığa bir yarar gösterdi mi, bu sefer insanlar ona tapmaya başlıyor. Oysa onları da yaratan, o onların ortaya koyduğu verileri de yaratan Allah'ın kendisi olduğu halde Allah'ı unutuyorlar. İşte kim beni unutursa ben de onları unuturum diyor Allah. Evet, peki Allah'ı unutur mu arkadaşlar? Unutursa Allah olmaz lan o zaman. Niye o zaman kim beni unutursa ben de onu unuturum diyor? Ben seni unuturum demesindeki kasıt, ben seni muhatap almam demek muhtemelen. Çok güzel. Yani, hocamın söyleyişine tıngırına takmam. Tıngırına takmaz. Yani sen beni tıngırına takmazsan ben de seni tıngırına takmam diyor Allah. Şimdi benim buradan anladığım, tam ben diyecektim. Hocamın tıngır lafı tam yerinde diyecektim. Ali Can benden önce. Benim buradan anladığım, kıyametten sonra insanların dirildiği gün, yani herkesin eline kendi kitabının verileceği, nereye gideceği belli olacağı gün, o gün insan karşısında bir muhatap arayacak. Çünkü yeni bir yaratılışla yaratılmışsın, imtihanın bitmiş, artık huzur bulmak istiyorsun, cennete girmek istiyorsun. Burada muhatap kim olabilir? Cennetin sahibi kimse odur. İşte cennetin sahibi olan Allah da diyor ki, o gün ben onları muhatap almayacağım, konuşmayacağım, unutulacaksın sen diyor.
Yani karşında muhatap bulamayacaksın. İşte bundan daha kötü, daha korkunç bir şey yok. Bir tarafta cehennem, çaresizce oraya gideceksin. Seni cehennemden kurtarabilecek olan yegane güç Allah. Muhatap olarak elbette ki Allah'la konuşmak isteyeceksin. Belki yalvaracaksın, pişman olacaksın. Beni geri gönder, yapma etme filan gibi. Ama Allah da diyor ki, sen dünyada beni unuttun. Şimdi burada da ben de seni, kusura bakma, unuturum. Yani muhatap almam. Ben bunu anlıyorum yani. Bak mesela, şu Kur'an'da, ey kafirler diye bir hitap bulamazsın. Nedeni nedir? Çünkü Allah Cibril'e kim düşman ise ben de onların düşmanıyım diyor. Cibril'e düşmanlık ne demektir? Allah'ın gönderdiği vahiy bilgileri kabul etmemek demektir Cibril'e düşmanlık. İşte Allah'ın gönderdiği vahiy bilgileri kabul etmeyen insanların o yaşam biçimleri Allah'a inkar oluyor. Allah'ın Rabliğini kabul etmem oluyor. Allah'ın Rabliğini kabul etmeyen insanlarla da Allah onları muhatap almıyor. Evet. Bu dünyada birilerinin ilah edinmek, birilerinin peşinden gitmek, efendim birilerinin heykellerinin önünde saygı duruşu yapmak, onun ilkelerinden sapmamak, ineğe tapmak, İsa'ya Allah'ın oğlu demek, efendim demokrasiden başka bir nizam tanımıyorum demek kolay. Ama bunun bedeli işte öbür tarafta Allah muhatap almıyor. Çünkü biz burada Allah'a muhatap almadığımız için. Bunun bedeli çok ağır bir şey. Dolayısıyla Kur'an'ın bizim elimizde olması, bunları bugün biz biliyor olmamız, okuyor olmamız bizim için yeryüzünün bütün hazinelerinden çok daha kıymetli bir şey. Neden? Çünkü o gün öldükten sonra yeryüzünün bütün hazineleri bizi kurtarmayacak. Bizi kurtaracak olan yegane şey bugün Kur'an'ın bize anlattığı gerçekler doğrultusunda yaşamak. Yani bizim elimizde çok büyük bir fırsat var şimdi. Bundan dolayı aslında biz dünyanın en mutlu insanları olmamız gerekiyor. Fakat biz ne sahip olduğumuz Kur'an'ın mutluluğunu yaşayabiliyoruz, ne de mesela diğerler gibi değiliz biz. En azından elimizden geldiğince şirkten, efendim kötülüklerden, içkiden, kumardan, puta tapıcılıktan filan uzak durmaya çalışıyoruz. Bir de bunları ısrarla isteyen milyonlarca insan var. Aslında onlar gibi olmamanın mutluluğu da bizde olması lazım. Ama biz bunu da düşünemiyoruz, akledemiyoruz yani. Şimdi aslında Allah'ı Rab kabul etmek ne demek? Yaşamını, siyasetini, hayatını Allah'ın koyduğu kurallara göre düzenlemek demektir. Buna Hizbullah diyor, Allah'ın partisi diyor Allah buna. Yani siyaseti Allah'ın tarif ettiği siyaseti yapmak oluyor. Bütün peygamberler de Allah'ın tarif ettiği siyaset üzerine dünyada iktidarlarını kurmuşlar. Bunu hiç akıldan çıkarmayalım. Allah'ın partisi. Allah'ın partisi beşeri sistemleri tamamen ortadan kaldıran bir partidir. Hocam bir de burada bir şey var. Gelenekte şöyle bir şey söylüyor. 19. ayette işte hurmalıklardan, üzümlüklerden bahçeler, bağlar geliştirdik. İçinde çok sayıda yemişler vardır diye. Başka ayetlerde de işte zeytine, incire, incir ağacına yemin olsun diye geçen ayetler var. Bir meyvenin veyahut da bir ağacın Kur'an'da geçmiş olması onun çok iyi, çok faydalı, çok güzel olduğuna işaret midir? Kur'an'da geçmeyenlerin faydası olmaz mı? Yok, onunla alakası yok. Burada insanların gördüğü, bildiği şeylerden örnekler vererek bunlardan bahsediyor Kur'an. Yani elbette tabii her meyvenin kendine has bir tadı, kendine has bir özelliği var. Hepsi
insanlara yararlı olan, bunu anlatıyor Allah. Öyle onlar boş yaratmadık, onları sizin için yarattık ifadesiyle onlar hakkında bilgi veriyor. Yani orada bahsedince onlar kıymetli, diğerleri kıymetli değil anlamı olmaması gerekir. Mesela Kur'an'da şeyden bahsetmez, kividen bahsetmez, bahseder mi? Murt'tan bahsetmez. 3-5 tane meyve çeşidinden bahseder. Muzdan bahseder, hurmadan bahseder, nardan bahseder, üzümden bahseder. Ama diğerlerinden bahsetmez. İncirden bahseder, zeytinden bahseder. Diğerlerinden bahsetmedi diye onların değerinin olmadığı anlamına gelmiyor. Evet. Hocam, bu sizin dediğiniz hesap temel bu zeytini şeyden vettiğini ve zeytuniden duruyor mu? Çok mübarek bir meyve. Ben bundan bir görmeye gideceğim diyor. Bulacağım diyor illaki. Gidiyor Adapazarı oralara varıyor. Soruyor bu zeytin mübarek ağaç hangisi falan. Başta şu ağaç diyorlar. Gidiyor bakıyor işte siyah siyah zeytinler, birisini alıp ağzına bir atıyor. Zehir yenecek gibi değil. Ya Rabbi sen Kur'an'da bunun adını vermişsin ama tadını bakmadan vermişsin diyor temel. Ali Can yazmış Ahmet bin Hanbel ömründe hiç karpuz yemeden ölmüş diye. Tamam. Bunda ne var? Yani şimdi bunu bu dini bir problem mi Ali Can? Bu dini bir problem değil ama bu arkadaş bunun yani yememesinin sebebi ben Resulullah'ın böyle bir şey yediğini duymadım. O yüzden Resulullah ne derse odur diyen bir adam olmuş bu arkadaşlar. Adam hayatını çatartıyla yememiş yani. Hani Kur'an'da ne yazıyorsa odur deyip de mütecaviyatını anlamayanlar işte hadisinde aynı şey yani bu mantık bu mantık yani. Çok güzel. Aynen. O zaman Allah Resulü hayatında uçağa da binmemiş, uçağa binme. Efendim, Allah Resulü hayatında otomobile binmemiş, telefon kullanmamış. Telefon kullanma. Evet. Bak sayıyor Kur'an. Tabii o toplumda eşek, katır, at, deve, fil bunlardan bahsediyor. Daha sizin bilmeyeceğiniz İleride olacak olan neler neler, Allah'ın bildiği, sizin bilmediğiniz neler neler var diyor. Yani bugün uçağı, efendim arabaları, gemileri, efendim değişik şeyleri saymış olsaydı insanlar bundan ne anlardı? İşte Kur'an'ı çağ açıklar derken onu anlatıyor Kur'an. Yani teknoloji geliştikçe Kur'an'daki söylenenleri açıklamaya başlıyor. Yani hani bazılarını açıkladık, bazılarından da vazgeçtik ifadesi bunu anlatıyor. İki açıklama yolu var. Birisi Allah'ın gönderdiği vahiyler, birisi de yarattığı evrendeki varlıkları konuşturup onlardan istifade edildikçe onlar anlaşılmaya başlıyor. 20. Ve daha çok Tur-i Sina'da çıkan bir ağaç türü de yarattık. O yağlı ve yiyenlere bir katık olarak bitmekte, ürün vermektedir. Zeytinden bahsediyor işte az önce Mustafa abinin dediği gibi. Evet. Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders, ibret vardır. Karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var. Onlardan yemektesiniz. İfade, onların üzerinde ve gemilerde taşınmaktasınız. İfadeye bak yani o pisliğin içerisinden sütü ayırıyor, size tertemiz olarak önümüze koyuyor. Yani bu öyle rastgele olan bir şey mi? Yani yemyeşil yiyor, bembeyaz süt veriyor. İşte Allah'ın mucizesi bundan oluyor işte. Ne diyor orada? Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders vardır. Yani ibret alacak bir takım hikmetler vardır. İçinde olunanlardan
Yani yedikleri, içtikleri şeylerden süt verip siz içmektesiniz. Onlarda sizin için daha birçok yararlar vardır. Ne diyor? O yararları saymamış. Etinden yiyorsunuz, derisinden, ayakkabı, efendim birçok insanla yararlı şeyler yapıyorsunuz. Efendim onları gübresi numarası yararlar hocam. Gübresinden her şeyine yararlanıyorsunuz. Bir de hayvanları buğdaylarınızı kaldırdıktan sonra eskiden düven derlerdi. Düven koyarlardı arkasına. Bir harmana yığarlardı ekinleri. Orada tanelerini ayırırlardı hayvanlardan. Onlar da hani çifte koşulmayan efendim alacası olmayan, sürülmeyen altın sarısı renginde bir inek derken o özelliklerini sayıyor. Yani bu hayvanlar insanlara hizmet için yaratılmış. Nerede kullanılırlarsa orada hizmet ediyor insanlar. Hazreti İbrahim'in dört kuşu getirip alıştırdıktan sonra çağırdığında sana gelir anlayışı bunu anlatıyordu. Elçi olarak gönderdik. Böylece kavmine dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, onun dışında sizin başka ilahınız yoktur. Yine de sakınmayacak mısınız? Yani bütün peygamberler geldiklerinde Allah'a kulluk edin, ondan başka ilah yok. Sürekli dedikleri bu. Yani ne demek Allah'ı Rab olarak kabul etmek? Yani bizi yaşatan, öldüren, dirilten, hesaba çekecek olan o, rızık veren o. Peki insanlar kime kulluk yapıyor, kime ibadet yapıyor? Hani Musa demişti ki, ey Musulaflar gelin, birlik ve beraber olalım, şu Firavun'un haddini bildirelim dediler. Dedi Musa. Musulaflar da dediler ki, biz zayıfız. Onlara karşı koyacak gücümüz yok. Hem bize yiyeceğimizi Firavun veriyor. Biz ona karşı savaşamayız. Siz gidin, ikiniz savaşın. Yani Harun'la beraber gidin, Firavun'la savaşın dedi. Onlara 40 yıl körlük ve yoksulluğu tattırdık diyor bu sözlerinden dolayı. Yani onlar o ilahi mesajdan nasip almadılar. Hani Bakara Nisa suresi 97'de de şöyle diyordu. O mustazaf olanlara ahiret alemine geldiklerinde neredeydiniz, bu inkar haliniz nedir? Sizi inkara götüren olay neydi? Biz mustazaflar idik. Peki Allah'ın arzı geniş değil miydi? Niçin hicret edip de kendinizi Allah'ın yolunda yürümeye engel oldunuz, önde gelenleri kendinize ilah edindiniz, girin cehenneme ifadesi kullanıyor. Yani burada kesinlikle mazereti ortadan kaldırıyor Allah. İlla Allah, illa Allah, başka yok. Yani Allah'a kulluktan, Allah'a ibadetten, Allah'ın dışındakilere ibadet etmeyi sürekli Kur'an ayırıyor. Bütün peygamberler geldiği zaman da mesajı bu. Ve ötelerin ötesinden de bir haber veriyor. Ahiret aleminde yeniden bir diriliş, hesaba çekiliş var. Eğer Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket etmezseniz ebedi cehenneme hak edeceksiniz. İşte hep önde gelenler gelen peygamberlerin bu getirdiği bilgilere karşı alay alıyorlar. Nuh'tan başta da alay alma olayı. Evet. Bunun üzerine kavminden inkara sapmış önde gelenler dediler ki, bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değil.
size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı, muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmiş değiliz. Bak hep ifade aynı. Yine 95. ayetin İsra suresinde sen bir melek olmalı değil miydin? Veya Allah'a getirip bizimle konuşturmalı değil miydin? İfadelerine karşılık Allah da diyor ki ya Resulüm onlara de ki eğer siz yeryüzünde tatmin bulmuş melek olsaydınız Allah size gökten tatmin bulmuş meleklerden peygamber gönderdi. Siz insansınız, insandan peygamber gönderdi. Bunlar ne diyordu? Yani Allah insanlara kitap göndermez, peygamber göndermez anlayışıyla işte Cibril'i inkar ediyor bunlar diyor Allah da. İşte Allah onlar kim Cibril'i inkar ederse ben de onların düşmanıyım diyor. Yani Allah düşmanlığını neyle gösteriyor? Onlara o ilahi mesaja karşı çıkışın karşılığında ondan nasip almamayla, aldırmamayla onun karşılığını gösteriyor. O da ne oluyor? İnkar ederek ahiret alemine gidiyor, ebedi cehenneme hak ediyor. Şimdi bu ayette hocam önde gelenlerden bahsediyor. Kavminin önde gelenleri. Bu önde gelenler herhalde o günkü sistemin kurucuları, güç sahipleri, rejimi ayakta tutmak isteyenler, ekonomiyi, siyaseti, askeri elinde bulunduranlar. Bunlar itiraz ediyorlar. Bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Yani Allah bula bula bizim gibi bir insanı mı buldu bize elçi olarak gönderecek diye kabul etmiyorlar. Hatta ona itham da ediyorlar. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Yani ben peygamberim diyerek yönetici olmak istiyor veya sizi idare etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı muhakkak melekler indirirdi. Yani böyle bir şey olsaydı melek gönderirdi Allah diyorlar. Demek ki ben buradan şunu anlıyorum. O günkü toplumda da yüceltmeci bir mantık var. Yani Allah'ın bir beşeri elçi olarak göndereceğini kabul edemiyorlar. Şimdi kabul etmemelerinin sebeplerini üzerine belki düşünebiliriz. Ama bugün de benzer şeyler var. Allah'ın bir beşeri elçi olarak gönderdiğini kabul ediyor. Fakat ona farklı özellikler yüklüyor. Yani onu ilahlaştırıyor, yüceltiyor. İşte Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Yahudiler Üzeyir Allah'ın oğludur demişler. Kur'an'a iman ettiğini iddia edenler Muhammed Allah'ın sevgilisidir. İşte onun yüzüsü hürmetine evren yaratıldı demişler. Demek ki o dönemde de her dönemde toplum bunları yapıyor. Bu ayetten ben bunları anlıyorum yani. Ayrıca hem biz geçmiş atalarımızdan bunu işitmiş değiliz. Yani bakın o toplum da atalarının izi üzerine gidiyor. Farkındaysanız bizde de yani hem yakın geçmişte hem daha uzak geçmişte herkes atalarının dediğini takip ediyor. Mesela Kemalistler külliyen onun dediğinden dışarı çıkmıyor. Varsa da yoksa da o diyor. Onun sayesinde varız diyor. Diğer iman ettiğini iddia eden kesimde işte Buhari şöyle demiş. Ahmet bin Hanbel karpuz yememiş. Efendim veya Feşmançı şöyle rivayet etmiş. Caferiler işte Hazreti Ali şöyle demiş filan. Herkes kendisine izinden gideceği bir ata bulmuş. Ama Kur'an onu reddediyor. Yani atalarımız nasıl yaşarsa yaşasın. Onlar bir ümmetti. Geldi geçtiler diyor. Siz onların yaptıklarından hesaba çekilecek değilsiniz. Onlar da bizden hesaba çekilecek değiller. Çünkü herkes kendi hesabını verecek. Allah bunu niye söylüyor? Yani onların izi üzerinden gitmeyin diyor. Giderseniz bunun size bir faydası olmaz. Olmadığı gibi zararı da olur.
Ha, kimin izinden gitmemizi istiyor Allah? Rasullerin izinden gitmemizi istiyor. Yani bize örnek gösterdiği prototipler, elçiler, rasuller. Onun için atalar dinine tapmak, ataların arkasından gitmek bizi ancak helake götürür. Ben bu ayetten şimdi sürekli söylüyoruz da, yani tapmak demek putlar önünde bel büküp eğilmek değil, tapmak demek onun dünya için ortaya koyduğu ideolojiyi kendine yaşam biçimi, hayat tarzı olarak kabul etmek demektir. Yani Allah'a tapmak demek nedir? Ne diyor Allah? Enam suresi 162'de de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. Peygamberler böyle diyorsa, tutup da Allah'ın peygamber olduğu bir kişiyi sen ilah haline, Rab haline, haşa Allah haline getirirsen bu senin yaptığın doğru olur mu? Şöyle diyordu Hazreti İsa Allah'ın oğlu diyenlere. Ey İsa, sen mi söyledin annemi ve beni iki ilah edinin diye. İsa da diyor ki Allah'ım ben onların içinde bulunduğum sürece Allah'tan başka ilah olmadığını söyledim. Ben öldükten sonra ister onları bağışlarsın ister onları azap edersin. Buradaki bağışlama azap etmede kişi onlar kendilerini değiştirir. Bundan vazgeçerse, Allah'a kulluk, Allah'a ibadet olmaya yönelirlerse onları bağışlarsın. Eğer onlar Allah'a kulluk, Allah'a yönelme olayı olmasa da onları azaplandırırsın. Olay bu değil mi? Yani şu anda sistem sürekli Kur'an'ın mücadele verdiği insanların kendi beyinlerinden uydurdukları sistem. Kur'an'ın müdahale ettiği. Bak mesela Seyyid Kutup diyor ki kim kendi aklından uydurduğu bir kanunla bir memleketi yönetmeye kalkıyorlarsa onlar bilsinler ki uluhiyeti iddia ediyor demektir. Bunu ister takip edenler bilerek takip etsin, ister bilmeyerek takip etsin, aynı suça ortaktır diyor. Yani Allah'ın koyduğu sistemin dışında sistem kabul edenler kesinlikle Allah'ın kullarını kendilerine ilah ediniyorlar. Rab iddia ediyorlar. İşte Allah bunu asla kabul etmiyor. Yani eğer bu kainatı yaratan iki tane Allah olsaydı fesat, kainat fesada uğrardı diyor. Bir tek Allah vardır. Söz sahibi, hüküm sahibi, kanun koyucu sadece Allah'tır. Allah'ın sözüne, sözünün üzerine söz konduranlar işte kendilerini ilah edinenler ve söz konduranları takip edenler Allah'a şirk koşan insanlardır. Burada şirk, müşrik kelimesini doğru anlamak gerekiyor. Yani Allah bir yerde kesinlikle benim hüküm geçerli diyorsa sen Allah'ın dışında birinin hükmünü kendine yaşam biçimi haline, ilke haline getiriyorsa işte bu Allah'a şirk koşmandır. Tevhid Allah'ın sözlerinin etrafında toparlanmak demektir tevhid. Allah'ın sözünün dışına çıkmadan ona ibadet ve kulluk yapmaktır tevhid. Tek bir ümmet olan da bunlar oluyor işte. Kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözetleyin. Aynı Firavun içinde söylemedi. Firavun da demedim bunu. Bu deli biridir. Meczup biridir. Efendim sapmış biridir. Kavminden ileri gelenler de dediler ki bunu erteleyelim, hemen öldürmeyelim. Onu öldürün demişti. Hemen öldürmeyelim, erteleyelim. İşte ondan sonra gerçekten Allah'tan geldiğine dair
peygamber olduğuna dair elinde belge var mı yok mu? İşte Firavun'un büyücüleriyle çarpışması bu anlamında. Yani onlar ideolojilerini, sistemlerini ortaya koyuyor. Musa Allah'tan aldığı vahyi bilgileri Salim'dekine atıver ey Musa deyince bir ejderha oldu. Onların uydurdukları yılanları yuttu ifadesi kullanırken bunu anlatıyor. Demek ki ilahi mesajla Allah'ın koyduğu sistemle insanların ortaya koyduğu sistemlerin farkını anlattı Musa orada. Ondan dolayı da eğer iyi bakanlar diyor, bembeyaz bakanlar, yani kalpleri marazlı olmayanlar Hz. Musa'nın ortaya koyduğu vahiyler karşısında şoka uğradılar ve hemen teslim oldular. Müslüman oldular. İşte Firavun da buna çok sinirlendi. Aynı buradaki ifade de aynı. O kendisinde delilik bulunan bir adamdan başkası değildir. Onu belli bir süre gözleyin, yani takip edin. Yani burada inanmak için onu takip etmiyorlar. Yani onları hani birisi kalkıyor diyordu ya, o Arap Muhammed'in uydurup kendinin ne herzeleler yediğine bir bakın, onun için bu Kur'an'ı tercüme ettiriyorum diyordu ya. Aynı onun gibi yani. Değişen bir şey yok. Evet. Rabbim dedi, Nuh beni yalanlamalarına karşılık bana yardım etti. Böylelikle biz ona gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Nitekim emrimiz gelip de tandır kızışınca onun içine her tür hayvandan ikişer çift ile içlerinden aleyhine söz geçmiş, azap gerekmiş, onlar dışında olan aileni de alıp koy. Zulmedenler konusunda bana muhatap olma. Çünkü onlar boğulacaklardır diye vahyettik. Bak, şimdi müteşabih ayetlerde hep peygamberler için geçen olaylar, kıssalar hep aynı anlatılıyor. Mesela Lut kavmi, o gelen elçiler dediler ki, ey Lut, sen karın dışında inananlarla beraber geceleyin yola çık. Kesinlikle ardına bakma ifadesiyle o şey toplumdan, ahlaki bozulmuş olan toplumdan kurtulup vahiy ile yaşayan bir toplumu, yani iman edenleri yanında al yürü. Aynı ifade buradaki gemi, gözetimimiz altında bir gemi yap ifadesiyle ne gemisi bu? Vahiy gemisi. Gözetim Allah haşa marambozda Musa'ya gemi yapmayı mı öğretiyordu? Buradaki gözetimimiz altında gemi yap derken gemi kelimesini iki anlamda kullanmış. Birisi bildiğimiz o su kütlelerinde yüzen gemilerden bahsediyor. Birisi de dünya hayatındaki vahiy ile yaşanan bir gemiden söz ediyor. Hani Musa ile bir kulun yolculuğunda tuttu gemiyi deldi ifadesi kullanıyor ya. Yani dünyayı ölümlü hale getirdi anlamında kullanmış. Buradaki gemi vahiy ile hayatı düzenleyen gemi. Buradaki geminin içerisine her çiften alınması da inananların yaşayacağı bir yiyecek türleri, içecek türleri hayvanlar var. İnkar edenlerin yaşayacağı yiyecek türleri, içecek türleri var. İşte onları anlatıyor. Yoksa gemiye bindi de vay efendim gökten bardaktan boşanırcasına soy indi, yerden fışkırdı. Bunlar hep mecazi anlatım. Kur'an'da Nuh tufanı anlatırken Nuh tufanının belirli bir bölgeye mi yoksa bütün dünyaya mı oldu diye sorulduğunda bazıları belirli bir bölgeye, bazıları da bütün dünyaya. Oysa Nuh tufanı öyle gemiyle bilmem Cüdü Dağı'na oturdu lafları hep Kur'an'da mecaz anlamda anlatılmış. Nuh tufanı diye bir tufan yok. O inkar edenlerin durumunu
anlatırken mecazi bir anlatım Kur'an'ın anlamıyla müteşabih bir anlatımdır. Şimdi bu ayette bir sürü konuşulacak yerler var. Sırayla onlara gidelim istersen. Böylelikle biz ona gözetimimiz altında ve vahyimizde gemi yap. Bu bir emir. Bu emir ne zaman geliyor Nuh Aleyhisselam'a? Kavmi onu yalanlıyor. İman etmek istemiyor. Nuh Aleyhisselam artık başka çıkış yolu bulamıyor. Nuh Aleyhisselam'ın hicret edeceği dönem gelmiş oluyor. Burada Allah diyor ki gözetimimiz altında ve vahyimizle gemi yap. Yani inananların yaşayacağı bir dünya kur. Nitekim emrimiz gelip de tandır kızışınca herhalde bu vakti gelip artık Nuh onu yapabilecek güce erişip oradan ayrılıp yeni dünyayı kurmaya başladığında mı anlamamız lazım? Tabii ki. Yani bak, emrimiz gelip de tanrı kısışınca. Bak mesela diğer benzeşen ayetlere bakalım müteşabih. Musa'yı takip ettiler. Firavun ve ordusu. Onlar da bir denize geldiler. Eyvah yandık dediler kavmi. Musa da dedi ki korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Ey Musa vur denize asanı dedik, deniz ikiye ayrıldı. Oradaki vur denize asanı, deniz ikiye ayrıldı ifadesini kullanırken, burada gözetimimiz altında bir gemi yap ifadesiyle ne farkı var? Yani orada Musa vurdu denizde, deniz ikiye mi ayrıldı? Burada Allah'tan aldığı mesajları anlattı topluma, o toplumdan iman edenler Hazreti Musa'nın yanında, İnkar edenler de Firavun'un yanında toplandı. Denizin ikiye ayrılması bu. O zaman... Hocam burada bir benzeşen bir şey daha var. Bak burada da diyor ki zulmedenler konusunda bana muhatap olma çünkü onlar boğulacaklardır. Aynen Musa Aleyhisselam döneminde de Musa iman edenler Musa ile birlikte olanlar kurtuldu. Firavun ve ordusu boğuldu. Aynı burada da boğulacaklardır diyor. Aynı ifade. Hiç değişebilir yok. Aynı ifadeleri kullanıyor. Yani burada şu anda Musa, Nuh döneminde teknoloji o kadar gelişmiş ki cep telefonlarında Nuh oğluna telefon ediyor. Oğlum gel seni gemiye alalım. Sen de boğulanlarla beraber boğulma diye telefon ediyordu. Böyle anlatıyorlar. Oysa oradaki gemi bildiğimiz Kur'an böyle sanki çivilerle çakıyor. O kadar muazzam hiç eksiksiz anlatmış ama oradaki gemi vahiyle yaşamı gemi olarak tanımlamış. Bunu anlayamazsan olmaz. 17 Ağustos depreminde telefonlar falan çalışmadı. Başbakan uyuyormuş. Onu kaldırmaya da kıyamamışlar. Ertesi günü öğleyin diyor ki henüz diyor deprem bölgesiyle Yalova ile Kocaeli ile diyor iletişim sağlayamıyoruz diyor. Hatlar koptu diyor şey. Ama yani cep telefonu olmasına rağmen iletişim sağlayamıyorlar. Demek ki Nuh Aleyhisselam'ın oğlunda çok sağlam bir şebeke varmış. Yani denizdeki dalgaların ortasından cep telefonuyla görüşebildiğine göre ve İyi de bir cesaret varmış demek ki. Çünkü dalgalar sarmış, boğulmak üzere gidiyor. Hala yok ben gelmem, ben kurtulurum falan diyor yani. Çok cesaretli bir adammış. Şimdi savaşın oluşunu nasıl izah ediyordu Kur'an? İman edenleri anlatırken diyordu ki, sizi onların gözünde size az gösterdik, onların sizin gözünüzde onlara az gösterdik ve çarpıştırdık. Yani kızışma bu anlamda değil mi? Yani karşılıklı cedelleşme ve şiddete başvurma olayı oluyor savaş. Konuşmalardan sonra bunlar olmaya başlıyor. Aynen Firavun'daki olay da bu. Nuh kavmindeki olay da bu. Lut kavmindeki olay da bu. Burada Nuh'un yanında olanlar çok az.
Ama Nuh'a düşman olanlar çok fazla olduğu bir gerçek. Yani burada Nuh'un bir hicret olayından bahsediyor. Öyle bir toplumdan kendini kurtarması. İşte onlar Nuh'a böyle bir yakışıksız, inkar, isyan, saldırı oluşundan dolayı Allah böyle bir ifade kullanıyor. Yoksa Nuh böyle dedi, onlar inkar etti. O zaman şu ayetleri nereye koyacağız? Eğer Allah insanların yaptıkları zulümlerden dolayı onları helak edecek olsaydı, yeryüzünün sırt üzerinde bir tek canlı bırakmazdı. Peki bu ayetle onu nereye koyacağız o zaman? Helak ettik, yok ettik. Allah dünya hayatı